buradaydım ben. Çok kişi kurtardım ama çok kişi de vefat etti yani. Çok kişi de gitti öldü. Hani anlatanlar canlı canlı arabalarda denize gittiler. Evler yıkıldı arkalarda. Hani durum çok kötü. Haritadan silindi, Bozkurt diye bir yer kalmadı. İkinci kattan, üçüncü katlara sular çıktı. Hani durum çok kötü. Milleti kurtarmaktan, bağırmaktan sesleri kısıldı. Adamlara kaçıp kaçıp diyorum. Sel patladı diyorum, çay patladı diyorum. Bir de çekiyorlar. Hepsi gitti denize. Telefonları ile çekenler hepsi denize gitti. İnsanlarınız biraz duyarlı olmasınlar. Çok kötü. Komple su altında. Evler hep gitti. Çoğu kişi hala orada yatıyor. Çıkartamadım. Toprakların altında yatıyorlar. Yardım getirdik, su getirdik buraya. İstanbul'dan, Esenyurt'tan. Allah yardım etsin. Yani feci bir durum. Yani anlatılmaz yani. Çok duygu dolu bir andayız yani. Köprü göçtükler. Ondan sonra fotoğraf çekiyorlardı. Onlar da gitti. Selfie çekiyorlardı. Sabaha kadar oradan çıkamadık. Her tarafımız suydu binanın etrafı. Mahsur mu kaldık? Mahsur kaldık. Sabaha kadar bir buçuk gün su falan bekledik orada. Helikopteri almadı, en sonunda şeyle çıktı. Ata çıkışta. İşte. Hamile bayanlar vardı, çocuklar vardı. 30 kişi falan vardı. O şekilde yani. Şu an bilmiyoruz yani. Bekliyoruz. İş yerlerimiz falan. İş yerimiz de gitti. Araba da gitti. Bir araba var. Bir selam aldı. Kayıp var mı can kaybı? Can kaybı bizde yok da. Tanıdıklarımız gitti yani. Evi bilmiyorum. Evime giremiyorum. Bilmiyorum. Camilerde kaldım. Şimdiye kadar. Bu akşam Kıslaman'a gideceğim. Nasıl konuşacağım? Oraya kaçayım. Bazı işareti yok. Camide yakalamış polisi. Camide yakaladı beni. O suyun içinde kaldım. Boğuluyordum. Orada kurtardılar. Su geldi bulurum abi. Öyle. Kayınpederim benim. Beraberiz. Bugünümüze de şükür. Ölenlere gördükçe daha çok üzülüyoruz. Ne yapalım? Bizlerdik. Beni kepçeyle indirdiler. Evinize giremiyoruz. Giremiyoruz. Zencireleri iki tane kaşık verin bari. Bir de tüpleri ki pişirelim. Bana şimdi almıyorsun diye kızıyor. Ben nereye pişireceğim ki? Evin yok mu? Yok, ev gitti. Damatların evine gideceğiz. Gidelim size. Ya bize bir zencire verin, bir tabak verin. Başka bir şey istemiyoruz. Biz tam işte çıktık. Eğer bir dakika önce çıkmasaydık hepimiz bütün iş yeri mesele yakalanıyordu. Eviniz? Evimiz iyi ama arabamız falan sel aldı gitti. Ha, iyi abi. Çalışıyordu. Bizim de burada evimizde sular içinde kaldı. Bizim tam çıkmadı. İkinci kıtımız çıktı. Bizimki kurtuldu. Bundan sonra oturabilecek misiniz? Bilmiyorum. Ne derlerse o olacak. Güvenebiliyor musunuz? Pek güvenilir değil ama bilmiyorum artık. Söylenecek hiçbir şey yok. Burada mı oturuyorsun? Evet, buradayız. Ben burada değildim. Oğlumla kayınvalidem buradaydı. Ama bir anda geldi bunlar. Bir anda, yani kimse kaçamamış. Bir anda geldi. Her şeyi silip süpürmüş. Söylenene göre. Ben videodan izlediğim halde dehşete düştüm ki yaşayanları hiç düşünemiyorum. Nasıl bir kabus. Allah yardımcısı olsun insanların. Yani bundan sonrası önemli. Gerçekten mal hiç önemli değil. Giden camlar bayağı fazlaymış herhalde. O çok üzücü. Yani diyecek hiçbir şey yok ya. Sözün bittiği yerdeyiz aslında yani. Bozkurt'umuz, bilmiyorum, böyle gördükçe içler acısı ya. Burası
burası benim eniştem ait. Kendisi kuyumcu. Olay başladıktan yaklaşık 18-20 saat sonra kendisini dükkanın içinde bulduk. Dükkana sıkışıp mahsur kalmış. Önde molozlar vardı dükkanın. Çıkartamadık kendisini. Zaten burada suyun yüksekliği yaklaşık 3-4 metre. Tabelaların okunmayacağı seviyeye kadar su gelmişti. Maalesef kendisini kurtaramadık. Başka kayıplarımız da var ilçede. Yani ulaşılamayan insanlar var. Herkesin ailesine Allah'tan sabır diliyorum. Zor yani. Şimdi de burada çalışma yapıyoruz. Kendisi kuyumcu dükkanı olduğu için hani başında duruyoruz. Ne olur ne olmaz diye bulabildiğimizi buluyoruz. Canımız gitti. Evet. Böyle yakalanmadık. Kaçtık yani görünce seli. Hatta peşimizden de geldi böyle sanki bir şey gibi böyle. Boğanın nasıl böyle kürkler. O şekilde çok tazikli, çok yüksek bir ses şeyle. Tazikle. 3-5 dakika içinde bütün hep çarşıyı şey yaptı böyle. 15, yarım saat sürmedi, her tarafı suyun içinde kaldı. Çok felaket bir şeydi yani. Çok büyük bir güçle su. Sanki bir tsunami gibi. Yani ben de şey zor kaçtım yani koşa koşa böyle peşinden, ben koşunca peşinden geldi. Şimdi gördüm burada bizim pazar yerimiz var, kadınlar pazar diye. Onun karşısındaydım ben. Ben koşarken orada kimseler vardı, sesler vardı. Onlar ne oldu? Büyük ihtimal büyükle kaçamadılar. Evimiz sular altında, başka ne yapılacak bir şey yok yani. Şu anda dışarıdayız yani. Şu anda hayvanlarım var 2 tane. 3 tane tavuklarım var. Onları buradan artan yemekleri, ekmekleri götürüyorum yani. Başka bir diyeceğimiz yok. Üzgünüz yani. Sel geldiğinde ne yaptın? Neredeydin? Sel geldiğimizde yukarıda ormanın tepesindeydik. Aşağı inemedik yani. Olayı yaşadık. Sarayda esnafım var. Kaporta boya servisim var. Orada haber geldi bize çok derin su geliyor diye. O yüzden ansızın apar topar yanında çalışan elemanım vardı. Onu aldım ve şeye çıktım. Şu şehitlik var, oraya çıktık. Canımızı son anda kurtardık yani, bu kadar. Söyleyeceklerimiz bu kadar. O da sanayideki arkadaşlarımız var, ölen kalan. Onlara da şey, haber olmaz yani, o. O. Eviniz? Evim buradaydı benim. Evim ile oldu. İş yerim buradaydı. Bozkurt'ta. Kapatıcı. O yüzden bu anı yaşadık yani. Yakalanmadım, biraz yukarı dedim. Aslan iyi misin de buradayım ben? İyi misin de buradayım? Böyle bir şey olmadı. Olmadı. Hep gitti eşyalarımız, gitti abi gitti. Mesela zor kaçtım ben. Bana bir aldım, bana bir şuraya yukarı çıktım, sen burayı bastırdın. Zor kaçtım, ne yapayım? Kaçtım mı da kalacak? Arabada yattım, 4 geceden beri arabada yattım. Geçmiş olsun.